Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Akitev ekranlarından yeni bir düşünce servisi programından herkese selamlar, saygılar. Efendim malumunuz gündem oldukça yoğun. Türkiye, Rusya, Suriye üçgeninde çok ciddi siyasi manevralar yaşıyoruz. Aynı zamanda endişeler ve korkular yaşıyoruz. Türkiye'nin Rusya ile olan sıkıntılarını bugün inşallah konuşacağız. Aynı zamanda Suriye'deki durumu konuşacağız. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yaşamış olduğu bölgesel sıkıntıları aşma konusunda ne gibi adımlar atması gerektiğini konuşacağız. Sayın Metin Gürcan Beyefendi stüdyo konuğumuz, güvenlik analisti ve El Monitör yazarı. Sayın Gürcan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, kırmadığınız için. İyi kötü ifade etmeye çalıştık. Gündem yoğun malumunuz, evet. Siz de biliyorsunuz. Evet. Katıldığınız birçok televizyon programında ifade ediyorsunuz. Orta Doğu'yu şöyle birkaç cümleyle yorumlayacak olursanız, evet. Orta Doğu şu anda bize ne ifade ediyor? Valla öncelikle Müjdat Bey şunu söyleyeyim. Orta Doğu aslında bir buzdağıydı, şu an eriyor. Yani akışkan bir hale geliyor. Şimdi meşhur Alman filozofu Hegel, onun Zeitgeist diye bir kavramı vardır, zamanın, evet, ruhu. O şöyle kullanır, o 1850-60-70'li yıllar Almanyası, 30 yıllık bir dönemde Bismarck Almanyasıdır. Hı hı. Almanya 30 yılda o kadar büyük bir mesafe kat etmiştir ki, kıta Avrupa'sındaki Fransa ve İngiltere'ye karşı. Ondan sonra 1870'lerden itibaren biz Almanya'yı dünya sahnesinin büyük güçlerinden bir tanesi olarak görürüz. Bazı zamanlarda, bazı dönemlerde, hı hı, tarihin veya bazı dönemlerinde zaman bazı toplumlar veya devletler için diğerlerine nazaran daha hızlı akar. Ben Orta Asya'yı, Türkiye'nin Orta Doğu'yu, Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyayı aslında. Yani kuzeyde bunu biraz genişletelim, Karadeniz, onun üstü işte Ukrayna, Kırım, ondan sonra Kafkaslar, Orta, hı hı, Doğu zaten, Doğu Akdeniz, Akdeniz ve Büyük Akdeniz havzası olarak düşünelim. Ve hatta Balkanları da ben işin içine katmak, evet, istiyorum. Yani bu dönemdeki gelişmeler, özellikle şu son 3-4 yıldaki gelişmeler, tam da o bahsetmiş olduğum zamanın ruhu ve bu coğrafyada, bu mekanda gerçekten dünyanın geri kalan yerlerine nazaran, belki hani normal yerlerde normal görüntü seyrediyoruz biz ama burada çarpı 10 çarpı 20 şeklinde çok daha hızlı akıyor gelişmeler. Onu vurgulamak istiyorum. Yani şurada bakıyoruz şu anda, bir hafta önce neyi konuşuyorduk, bir ay önce neyi konuşuyoruz, şimdi neyi konuşuyoruz? O yüzden ben Orta Doğu'yu aslında bir güneş karşısında eriyen buzdağına bu nedenle benzetiyorum. Akışkanlaşmaya başladı her şey. Yani biliyorsunuz 20. yüzyılın sonunda, yani özellikle 1900'lü yılların başında ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir düzen çıktı ortaya ve bu düzen bir şekilde buz haline geldi. Yani katılaştı, buzdağı haline geldi ama şimdi İşte bu hızlı akış nedeniyle şu anda bu buzdağı eriyor. Bakalım nasıl bir resim çıkacak karşımıza. Peki, Orta Doğu'da genelde konuşulan, genel bir kanı olarak da karşımıza çıkan, Orta Doğu eşittir enerji ve Batı'nın, evet, enerjiye ihtiyacı var. Bundan dolayı gelip herhangi bir nedenden dolayı, kendi oluşturdukları terör örgütlerinden dolayı, genel kanı olarak söylüyorum, bir şeyleri bahane ederek orada terör var, Batı'yı tehdit ediyor, bizi tehdit ediyor diyerek bir şekilde enerjiyi perde arkasında, görüntü arkasında, kamera arkasında sömürdüğünü söylüyorlar. Gerçekten mesele sadece enerji mi, yoksa çok daha farklı şeyler de var mı? Enerjinin çok daha ötesinde şeyler var. Şimdi biz Orta Doğu'daki güç mücadelesi, ki şu anda bu özellikle Suriye ve Irak'ta bu güç mücadelesini, yani küresel aslında bir güç mücadelesini kavşak noktası haline geldi, hı hı, Suriye ve Irak. Özellikle Türkiye'nin çok etki sahasında ve ilgi sahasında olan Suriye kuzeyi, özellikle Musul ve Erbil merkezi şu anda çok ciddi küresel güç mücadelesinde kavşak noktası haline geldi. Bunu net görebiliyoruz ve söylüyoruz. Buradan hareketle burada sadece mücadele, hani sahadaki sert askeri güç veya sert güç değil. Yani kültürel anlamda da, ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da, yani sosyo-kültürel, hı hı, anlamda da bu güç mücadelesi devam ediyor. Yani bu güç mücadelesinde bakın şimdi şuna dikkat çekmek isterim. Aslında Amerika halen daha bölgede hegemon güç olarak kalmak istiyor. Hı hı. Çünkü çok ciddi çıkarları var ama, evet, Amerika'nın şu anda 2020'ler, 2030'lara doğru Uzak Asya'ya, Çin'le Pasifik Okyanusu'na çok ciddi bir güç mücadelesine, Asya Pasifik'e dikkatinin kaydığını görüyoruz, doğru, biz. Hal böyle olunca da aslında Orta Doğu'da Amerika, yani sahada 1980'ler, 90'lar gibi, 70'ler gibi etkin bir aktör değil. Biraz o güç boşluğunu yaratmış olduğu kaotik ortam ve diğer aktörlere
açılan alan. Bu alan bazılarına göre tehdit, bazılarına göre fırsattır. Nereden baktığınıza bağlı. Türkiye için de aynı şekilde birazdan belki onları konuşacağız. Yani Türkiye tehdit altında mı, fırsat altında mı? Bence hem tehdit hem fırsat. Bu süreci nasıl yöneteceğimizle alakalı. Eğer iyi yönetebilirsek Türkiye için büyük bir rahmettir, büyük bir fırsattır. Ama kötü yönetebilirsek, yönetirsek bu buzdağının altında da kalabiliriz. Yani bu oyunda oyun kurucu, düzen, nizam fikriyle insanlara ulaşan bir başat aktör, bir bağımsız aktör mü olacaksınız? Yoksa birilerinin biçtiği oyunda oyun içerisinde bir piyon, bir nesne mi olacaksınız? Mevzu budur. Türkiye'de benim özellikle son iki senedir biraz eleştirdiğim konu, biz biraz Tatar Ramazanlık yapıyoruz. Yani ben bu oyunu bozarım kardeşim. Evet. Çok da güzel oyun bozuyoruz. Mesela 24 Kasım. Evet. 24 Kasım'da Rus uçağını düşürmekte biz oyun bozduk. Çok güzel. İşte en son 4 Aralık akşamı birazdan konuşacağız. Başika'ya yönelik askeri takviye. Gene oyun bozduk. Türkiye aslında eskiden sadece konuşan ama yapamayan bir savunan aktördü. Savunan caydırıcı. Konuşan ama yapamayan bir aktördü. Şu anda daha az konuşup daha çok yapıyoruz. Bu güzel bir şey. Onu vurgulamak isterim. Ama burada şu var. Yani ben bu oyunu bozarım kardeşim. Ben bu oyunu bozarım kardeşim. Oyunu bozdun, bu oyunu bozdun ama ne öneriyorsun? Nasıl bir oyun öneriyorsun? Yeni bir düzen, yeni bir nizam fikrin var mı? Bu yeni düzen, yeni nizam fikrinin içini ne tür argümanlarla dolduruyorsun veya doldurabiliyor musun? Senin bu nizam fikrinin ekonomik ayağı ne? Senin bu nizam fikrinin kültürel ayağı ne? Senin bu nizam fikrinin sert güç veya ayağı ne? Ve bunların üçünü sen, hani çok güzel bir sözdür. Onun üzerine lütfen kafa yoralım. Yani sadece hard power dediğimiz sert güç veya soft power dediğimiz yumuşak güç değil. Artık smart power. Yani akıllı güç. Yani elinizdeki enstrümanları, yöntemleri ve vasıtaları yeni düzen kurabilmek için coğrafyada nasıl kullanabiliyorsunuz ve yeni bir idealle, yeni bir model insanlara önerebiliyor musunuz? Bundan sonra Türkiye'nin kafa yorması gereken iş bu olacak bence. Kesinlikle. Peki, çok ciddi okumalarınız var. Bu okumaları da ciddi anlamda köşe yazılarında hem dile getiriyorsunuz hem de akıllı yönlendirmelerle bir şeyler ifade etmeye çalışıyorsunuz. Bu ifade ettiklerinizin içerisinde Batı'nın demokrasiyi kullandığını düşünüyor musunuz? İkincisi, Batı demokrasi altında militarist bir yapıyı mı dünyaya empoze ediyor? Ve üçüncüsü de ciddi anlamda bir din savaşı mı yaşıyoruz? Yani aslında öyle denilebilir. Yani adı konmamış bir güç mücadelesi diyelim. Savaş burada kötü bir kavram. Bu güç mücadelesi artık küresel boyuta da taşınmaya başladı. Şimdi şunu okumak lazım. Yani ben yüksek lisans eğitimimi de Amerika'da yaptığım için Amerikan Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde ve bölgesel istihbarat programlarında yaptım. Kuzey Irak üzerine tezimi yazdım. Yani biraz Amerika'nın stratejik aklına yakın yerlerde bulunma, gözlemleme ve beraber ortak çalışma fırsatı buldum. Şimdi aslında Amerika'nın stratejik aklı, aslında mücadele şöyle diyebilirim ben size. Biraz Amerika'nın içindeki mücadele, yani nizam veya düzen yanlılarıyla kaos yanlıları. Şimdi bu klasik Amerikan şeyidir, ekolüdür. Yani istemediğimiz coğrafyalarda bir kaos yaratalım ve bu kaosu yöneterek, ortaya çıkan fırsatları toplayarak, bonusları toplayarak bir düzen fikrine yönelelim tarzında. Bir de diğer görüşte düzenciler. Bunlarsa işte Pax Americana dediğimiz bu Amerikan düzeni olsun. Amerikan düzeni nasıl olsun? Tamam, bir demokrasi getirelim ki demokrasi burada plastik bir kavramdır. Biliyorsunuz eğip bükebilirsiniz. Yani kime göre, neye göre demokrasi? Tartışırız çok doğru. bunu. Çok doğru. O çok önemli. Yani kime göre, neye göre demokrasi? Mesela Çin tabii sahadaki gücü bunu yapabiliyor Çin'in. Çin'in çünkü gerçeğe bükme gücü çok farklı. Kardeşim diyor, bana diyor Batı değerleriyle gelme. Ben demokrasi falan anlamam onu. Ben 2500-3000 yıllık kadim bir medeniyetim diyor. Ben kendi dilimle konuşurum diyor. Evet, Amerika bunun yanında Çin'e karşı esas duruşta durabiliyor. İşte burada diyorum bir dereceye kadar İran da bunu yapabiliyor. Onu konuşacağız birazdan. Fazlasıyla yapıyor, evet. Yani o işte dediğim gibi kime göre neye göre demokrasi tartışılır. Burada şuna gelmek istiyorum. O özellikle Amerika'nın nizam veya düzen savunucuları, yani yeni dönemde, Bush döneminde bunları neokon olarak gördük biz. Bunlar şunu düşündüler. Yani Orta Doğu'ya bir demokrasi götürelim. Ama bu demokrasiyi nasıl götürelim? Bizim demokrasimiz olsun. Yani biz oyunun kurallarını koyalım ve bunu askerle götürelim. Yani silahlı demokrasi. Buna tam anlamıyla idealist realizm diyebiliriz. Yani
Ordu, asker, sert askeri güç şey olacak, enstrüman olacak. Siz bununla insan hakları, işte demokrasi, seçimleri nerede mi? Bunlardan bahsedeceksiniz. Bu mümkün mü? Tabii hal böyle olmayınca da doku bunu reddetti. Şimdi burada şu çok önemli. Yani Orta Doğu'nun bence en büyük talihsizliği o. Sentetik süreçler. Yani bu 1900'lü yıllar başından beri o sentetik süreçlerle bir türlü kendi halinde kalamadı. Organik her zaman iyidir. Yani niye organiğe yöneliyoruz? Organik süreçler çok önemlidir. Belki Türkiye'yi burada en önemli bir aktör haline getiren ve farklı kılan şey o. Yani ben onu çok önemsiyorum. Hiç işgale uğramamış olması ve kolonyal bir geçmişinin olmaması. Yani çok Türkiye doğru. Aslında yani bu bin yıllık kadim Türk İslam geleneğinde baktığımız zaman organikliğini hiç bozmamış, bu coğrafyada kalabilmiş tek aktör. Yani bu Anadolu mayası dediğim şey. Evet. Bu anlamda aslında bu Anadolu mayası o tekrar düzen ve nizam kurma şeyiyle gelirsek, yani bence bölgeye başta olmak üzere Orta Doğu'ya sonra aslında bütün yerküreye verebileceği çok şeyler var. Buradan şuna gelmek istiyorum. Şimdi Amerika'nın aslında kafası karışık. Yani bütün Irak işgali bir fiyasko, Afganistan işgali bir fiyasko. Kesinlikle. Çünkü öyle. Siz artık geçmişteki gibi geçmişte kafasına insanların sert güçle vurup susturabiliyordunuz. Veya ekonomik şeylerle, yaptırımlarla veya teşviklerle bir insanın iradesini satın alabiliyordunuz. Ama şimdi gerçekten hani bizim coğrafyada Tatar Ramazanlar çoğaldı. Hani ben bu işi bozarım diyorlar insanlar. Biraz da kaosun, düzensizliğin sebebi bu bence. Biraz da Sünni dünyayı burada bakın önemsiyorum ben. Şimdi Amerika'da şöyle bir görüş artık yavaş yavaş. Mesela bu önemli isimler Mike Hyden, Amerikan eski CIA başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı, Petros eski CIA başkanı. İşte yani bu tarz önemli isimler bunu gündeme getiriyorlar. Onların kafalarındaki temel tez şu. Biraz kaosu destekleyen yapı bunu söylüyor. Şimdi İslam diyorlar olgun bir dil değil, olgun bir din değil. Biraz olgunlaşması lazım. Aynen Hristiyanlığın yaşadığı gibi bizim 1500'lü 1600'lü yıllardaki meşhur 30 yıl savaşları, din savaşları gibi Katolik Protestan ayrımı gibi İslam'ın da bir iç mücadeleyle genç, atarlı, adrenalin yüksek din olma özelliğini bırakıp daha yetişkin, olgun bir dil olması lazım. Kafalarındaki düşünce bu. Bu düşünceyle de diyorlar ki bırakalım. Yani biraz kendi hallerinde, çünkü bu mezhep mücadelesini de biraz ben körüklüyorlar diye görüyorum. Çünkü Amerika'nın biraz arka planda ki İran özellikle son dönemde bu son yakınlaşmayla çok ön plana çıkmaya başladı. Bunu hatta ben şöyle söyleyeyim size, bir yazımda da kullandım. 2008 yılında Orta Doğu ile ilgili bir dersteyiz. Kaliforniya'daki o enstitüde hocamız tabii Şii kökenli bir hocamızdı. Bize şeyi anlatıyor, yani Şii düzeni anlatıyor ve buna karşı Sünni kaosu anlatıyor. Hiç unutmam, aynen şu tabiri kullanmıştı, yani those crazy Sünnis, yani şu çılgın, şu Sünniler. Burada da şunu diyor, yani Şii dünya mesela üç kelimeyle özetleyebilirim ben diyor, hiyerarşi. Tekilcilik, yani o hiyerarşiye bağlı olan bir disiplin, o merci kavramıyla. Üçüncüsü düzen ve düzen fikri. Dördüncüsü de böyle hani çok böyle şey çıkmaz. Yani mesela der ki Şiilerden intihar saldırganı, intihar bombacısı çıkartamazsınız. İşte bu El-Kaide'nin, IŞİD'in yaptığı gibi bir şey Şiilerden çıkmaz tarzında. Sünni dünyayı da üç kelimeyle özetlemişti mesela. İşte düzensizlik, yani kaos, tahmin edilemezlik, kestirilemezlik. Ve her kafadan her sesin çıkması doğru. Çoğulculuk. Şimdi aslında bu Sünni dünyayı tarif ettiği şey aslında tam da demokrasi. Doğru. Bakarsanız yani o çoğulculuk, işte biraz kaotik ortam, her kafadan her sesin çıkması. Ama bu işte dediğim gibi ben onu çok önemsiyorum. 1.3 milyar insandan bahsediyoruz. Özellikle burada bölgesel düzeydeki güç mücadelesinde çok net bir şekilde İran işte ekolü, Şii ekolü bölgede çok nüfuz etmeye başladı. Tabii buna karşılık olarak da Sünni ekolden biz Vahabi ekolünü görüyoruz. Ama bence işte biraz bu Anadolu mayası dediğim şey tam da bu zamanda bölgede özellikle sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye yakınındaki coğrafyada vaat edebileceği çok şeyler olmalı diye kalbimden geçiriyorum. Bir virgül koyalım. Kısa bir aramız var. Sonrasında bu mezhepsel anlayış ve mezhepsel baskı, Şia-Sünni arasındaki derin uçurum, İslam dünyasında iç savaşı getirir mi, yakın mı, bunu konuşalım. Hemen sonrasında da Irak, Musul, Kerkük ve Ankara Anlaşması'nı konuşalım. Kısa bir reklam arası, sonrasında buradayız.
Efendim merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. AKİTEV ekranlarındasınız. Metin Gürcan Beyefendi stüdyo konuğumuz, güvenlik analisti, El Monitör yazarı, Orta Doğu'yu, DAEŞ'i, Rusya'yı, Suriye'yi konuşuyoruz. Hocam özellikle fikirlerinden istifade ettiğim için hocam diye hitap ediyorum. Şu ana kadar Orta Doğu'yu yorumladı ve ciddi anlamda Orta Doğu, Türkiye, Amerika üçgeninde neler olup bittiğini çok güzel ifadelerle ve güzel cümlelerle ortaya koydu. İran düşüncesini ön plana çıkarmaya çalışan Amerika'nın yapmış olduğu faaliyetleri konuştuk. Ve dedik ki reklamdan önce İran mezhepçilik savaşını destekliyor mu? Evet. Böyle bir düşüncesi var mı? Evet. Hemen soralım. Var mı Sayın evet. Gürcan böyle bir düşünce? Yani ilk bölümde vurgulamak istediğim üç önemli nokta vardı. Onları kısaca hızlıca özetleyerek geçeyim. Yani bir zamanın ruhu dedik. Şu anda Türkiye'nin merkezinde olduğu, sadece Orta Doğu demeyelim buna. Bakın Karadeniz Havzası, Kafkaslar ve Balkanları da katıyorum. Orta Doğu'da tabii bu coğrafyada zaman çok hızlı akıyor. Yani evet. Şu anda biz belki yıllarca 10, 20, 30, 50 yıl önceki donmuş siyasi sınırlar, donmuş yapılar, donmuş siyasi anlayışlar şu anda dediğim gibi bir güneşin altında eriyen buz kalıbı misali eriyorlar. Yani haftalık değişimler görüyoruz. Yani ben şu anda bölgeyi anlamaya çalışıyorum. O nedenle ben bölgeye akışkan bir ortam diyorum. Yani su misali akıyor ve nereye gittiğini tam anlayamıyorsunuz. Yani doğru. Şey değil. Birincisi bu. Zamanın ruhu bölge için hızlı akıyor. İkincisi bu Amerika'nın stratejik aklının arkasında Şia düşüncesi eşittir düzen, hiyerarşi, tekillik ve kolay oturulabilen, anlaşabilen aktör düşüncesi. Sünni ekolüysü, hani those crazy sünniz dediğimiz, şu çılgın sünniler mantığından hareketle çoğulculuk, kaos, tahmin edilemezlik, belirsizlik olarak şey yapıyor. Ve baktığımız zaman gerçekten özellikle önce El-Kaide sonra IŞİD ki sünni ekolü hiç bunlar temsil etmeyen şeyler. Harici diyoruz IŞİD'a. Ama buna rağmen işte 1.3 milyar insanın bir şeyi gibi temsilcisi gibi davranabiliyor. Buradan hareketle işte tam da bahsetmiş olduğum Orta Doğu'da ben yeni düzeni nasıl kurarım tarzında bir anlayışla Amerika veya Batılı karar alıcılar diyelim halen daha etkin aktörler. Biraz da Rus aktörler de artık bunun içerisine katıldı. Yani burada yeni bir dizayn, yeni bir düzen nasıl sağlanır da işte bahsetmiş olduğum İran ben bu işi yaparım. Yerelde bu işi size sağlarım gibi bir açılımla bölgede çok ciddi kazanımlar sağladığını görüyoruz. Burada şuna gelmek istiyorum. Belki biraz daha net, somut şeylerden konuşmak lazım. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla İran, tabii kadim bir diplomasi geleneği var. Çok net bir şekilde. Bakın İran'a baktığımız zaman hani yaklaşık 250-300 milyar dolarlık, yani Türkiye'nin yaklaşık 2/3 diyelim ekonomik anlamda ordusu. Çok önemli bir şey. Hani yaklaşık yıllık 4-5 milyar dolarlık böyle bir ordusu olan savunma harcaması olarak söylüyorum. Türkiye'nin gene yaklaşık bir 8-9'da biri. Ama bakın çok önemli bir şey. Nükleer programı. Bunlar kuvvet çarpanı etkisi deriz biz bunlara. Evet, yani ister istemez sizi birinci lige taşıyor. Taşır. Yani bir nükleer programı. İkincisi tıpkı çok Pakistan gibi. Çok sofistike teknolojik askeri açılımları. Mesela İran burada hani belki bizim biraz askeri anlayışımızı da ben burada eleştireceğim. Teknolojiyi biz her tek ere kadar yani bir bireye kadar indirmeye çalışıyoruz ama İran'da öyle değil. Yani çok sofistike sistemleri belli yerlerde tutuyor ve ordunun tamamını teknolojileştirmek yerine mesela nükleer teknolojiye önem veriyor. Ama nükleer teknolojisini barışçı yaptığını söylerken füze teknolojilerine de ağırlık veriyor. Füze motorunda ve güdüm sistemlerinde dünyanın pek çok ülkesinden çok daha ileri bir noktada. Şimdi siz nükleer programımız barışçıl. Bunlarla birlikte sen füze teknolojini de geliştiriyorsun. Çok sağlam uydu uzay çalışmaları da var biliyorsunuz. Bunların hepsini bir yere koyduğunuz zaman o alet kutusunun içerisinde bizi çok tedirgin eden şeyler var. Mesela Şahap 3, Şahap 4 füzeleri var, evet. 3000-4000 kilometre menzilli. Yani sayın izleyicilerimiz iyi yakalasınlar. Bırakın İstanbul'u, Viyana falan yani. Evet, hani direkt. Bu kürecik radarı falan da biraz odur bölgeye gelmesinin sebebi. Ve şunu da söylüyorum, ben ondan bahsetmiştim. Bakın Türkiye'de ben özellikle izleyici kitle onu çok vurgulamak isterim. Hani biz her taşın altından Amerika, her taşın altından Amerika aslında
Değil, öyle değil. Yani büyük aktörler artık bölgede o kadar ilişkiler kompleks ki, yani devlet-toplum ilişkileri, devlet-birey evet. ilişkileri. Yani düşünün siz evde evladınıza, oğlunuza, kızınıza, torununuza söz geçiremiyorsunuz. Hani bu bölgede bu gençler işte dediğim gibi aslında düzen bozuyorlar. Yani her artık aktör kolay at oynatamıyor. Ve aslında çok tam doğru. da bu çok boşluk doğru. hissidir Türkiye için fırsat olan şey. Yani burada işte dediğim gibi Türkiye ne vaat ediyor bölgeye bunu sorabilmek lazım. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla ve endişe duyarak da izlediğim şey Suriye'de ve özellikle Irak'ta Rusya'nın liderliğinde biraz İran çok sağlam bunu sahada destekliyor. Zaten Esad güçleri onların yanında ve Irak ikna etmeye çalışıyorlar şu an Bağdat-ı Abadi'yi. Evet. Yani Rusya liderliğinde Şii eksenli ve Şii doğasında bir güç ittifakı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Peki burada özür diliyorum araya girdim. Amerika ve İsrail Rusya'yı kullanıyor mu? Bence bilerek ya da bilmeyerek. Bence kullanıyor. Onu da net söyleyeyim. Amerika'da bu çok net çıktı bakın. Rusya'yı Putin'e çok iyi taktisyen ama iyi bir stratejist değil diyorlar. Net iki rakam söyleyeceğim size. Putin Suriye'de ve Irak'ta ne kadar daha devam eder? Bakın çok net iki şeye bakarız. Bir kamuoyu desteği. İkincisi ekonomik maliyetler. Kamuoyu desteği açısından Putin şu anda iyi seviyede. %65-%70'ler düzeyinde bir sıkıntı yok gibi duruyor. Evet. Ama Rusya'nın 2014 yılı savunma harcamaları 84 milyar dolar. Evet. Net rakamlar veriyorum size. Rusya'nın şu anda Suriye'deki savaşın maliyeti Rusya'ya günlük 6,5 milyon dolar. 30 Eylül'den itibaren bu işe başladı. Rusya'nın önünde yaklaşık 350 milyon dolarlık fatura var 2 ayda. Eğer Suriye'yi bir 8-10 ay daha, bir sene daha götürse Rusya'nın önünde yaklaşık 17-18 milyar dolarlık bir fatura var. Harcamanın kümülatif evet, yarısı. Bu yani Rusya'nın savunma bütçesinin yaklaşık 6'da 7'de 1'i demek lazım. Bu da Rusya'nın zaten kötüleşmekte olan petrol fiyatları falan biliyorsunuz evet. ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle ekonomisine çok büyük bir yük, bir kalem demek. Ha kamuoyu desteğini sürdürürse bunu Rus vatandaşına yedirir. Ey işte vatandaş bak böyle bir fatura var. Gene net bir rakam, net bakın bunlar sağdaki rakamlar. Ukrayna'daki savaşın maliyetinin 12 katı. Yani Ukrayna'da bir birim fulo ile 1 lira harcıyorsanız Suriye'de 12 lira harcıyorsunuz. Ukrayna'da bir bombayı 1 lira atıyorsanız Suriye'de 12 lira atıyorsunuz. Bir de bu işi Irak'a doğru taşımaya çalışırsa. Evet. Yani ben ekonomik açıdan Rusya'nın bu işi çok götüremeyeceği kanaatindeyim. Ben maksimum bir sene veriyorum. Bir sene sonra maksimum belki 8-9 ay sonra bile olabilir. Bölgede yeni bir düzen işte kurma fikri daha çok tartışılıyor olacak. İşte Türkiye için altın dönem bu 8-9 aydır. Taşların tam bunu, oynamaya başladı dönem. Tabii ki. Şimdi Amerika sahada şey yapmak istemiyor. Yani asker bulundurmak istemiyor. Rusya'ya da bence izin verdi. Hadi sen madem öyle bir kır dök bir şeyler yap falan. Ama Rusya'yla biraz şartlı girdi Rusya. Amerika'nın temel stratejisi IŞİD'i kafeslemek diyoruz. IŞİD'i kafesleyip beklemekte. Yani onu uzun soluklu bir mücadele stratejisiyle zamana yayarak ve tadını çıkara çıkara bu arada bölgeden de mümkün olduğu aslında IŞİD'le mücadele ediyorum diye bu stratejik akılda 10-12 sene daha bu işi yayıp bölgede ne kadar çok kalabilirsem o kadar iyi mantığı vardı. Doğru. Ama Rusya dediğim gibi iyi bir taktisyen olduğu için Putin çok dinamik girdi, çok hızlı girdi ve ekonomik göstergeler açısından baktığımızdan çok vaktinin olmadığını farkında. Bir de 2016 Amerikan başkanlık seçimleri Kasım ayındaki bu döneme kadar sahada ne gerçeklik yaratabiliyor, yıkıyor. IŞİD'in yıktı özellikle bölgedeki Sünni bilinçaltı. Bunları hiç tartışmıyoruz bakın Türkiye'de ne yazık ki hepsi ılımlı veya hepsi cihatçı, hepsi terörist evet. mantığıyla Rusya'nın dinamik girişiyle bu şey var. Ben bu mücadeleyi çok veriyorum. Yani özellikle Türkiye'de de ne yazık ki böyle bir şey var. Yani Suriye'de işte ılımlı cihatçı yoktur. Bunların hepsi teröristtir. Hayır öyle bir realite var. Bakın şimdi İdlib'e gidin, işte Hama'ya gidin, işte Humus'a gidin, Halep'e gidin. Yani bu şeyi görürsünüz orada insanlar gerçekten eline silah almışlar. Ve o bölgenin insana yani evet. mesela Nusra dediğimiz özellikle İdlib'deki yapı yani İdlib'de hiç yabancı savaşçı yok gibi neredeyse yok gibi. Yani bölgede evinde ticaretinde olan insanlar. Yani bu Sünni bilinçaltı IŞİD sonrası Suriye'de IŞİD sonrası Irak'ta kendini nasıl güvende hissedecek? Nasıl bir ittifak sistemiyle ekonomik anlamda ayakta kalabilecek? Ve nasıl IŞİD sonrası Suriye'de ve Irak'ta bu Sünni yapılar siyasi bir modele kendilerini çevirip Şam'a ve Bağdat'ta önemli birer aktör olarak entegre edilecek. Türkiye'nin bunlara bence kafa yorabilmesi lazım.
Ve tekrar ediyorum, bakın inşallah ileride sizle konuşuruz. 8-9 ay sonra Türkiye'nin Suriye ile alakalı net bir planı yoksa ve Irak'la alakalı net bir stratejisi yoksa Türkiye gene bu oyunda bağımsız bir aktör olmaktan ziyade oyun kurucu, düzen vaat edici, model önerici aktör olmak yerine gene birilerinin bölgeselde taşeronluğunu yapan bir aktör olma yoluna doğru gidiyor. Sizin de çok altını çizdiğiniz ve önemsediğinizi düşündüğüm bir konu ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Lozan, Montreux ve Ankara Anlaşması, misak-ı milli sınırlarına çıkıp çıkmama meselesi. Türkiye ciddi anlamda misak-ı milli sınırlarına Irak'ın toprak bütünlüğünün parçalanmasından kaynaklı Ankara Anlaşması'na bağlı olarak misak-ı milli sınırlarına yerleşir mi? Böyle bir düşüncesi var mı? Böyle bir hamlesi son dönemde Türk askerinin bölgeye gitmesiyle alakalı. Böyle şimdi, bir beklenti ya da bir düşünce var mı? Onu ben sürekli vurgulamaya çalışıyorum. 4 Aralık'taki sadece bir rutin, bir birlik rotasyonu değil. Onun ötesinde bir şey, bir takviye de var. Burada bir komando taburundan bahsediyoruz. 400 personelli, 25 tankla takviyeli. O Başika denen yerde 80-100 civarı bordo bereli özel kuvvetçi personel. Sadece peşmergeleri değil, Türkmenleri ve Musullu Sünni Arapları da eğitiyordu. Bugüne kadar 2000 kişiden bahsediyoruz. Verilen eğitim de hani öyle çok büyük ileri tekamül eğitimi değil. 3 haftalık basit bir eğitim ve burada eğitim gören personel sertifikaları aldıktan sonra gönderiliyorlar. Niçin gönderiliyorlar? Bakın bu çok önemli bir şey. Yani ileride size ihtiyaç olacak, tekrar geri çağrılacaksınız. Evet. İşte bu söz önemli. Demek ki bir şeyler olacak. Yine Musul'a dikkat edelim. Yani Suriye 24 Kasım'dan sonra bence özellikle Suriye kara sahası Rusya'nın bu dinamik girişinden sonra Türkiye'nin artık bağımsız bir aktör olarak çok da artık yani önünü kapattı diyebiliriz. Ne yazık ki. Burada onu ben söylemem lazım. Ama en azından Irak'ta böyle bir oldu bittiyle karşılaşmamak lazım. Ben çok önemsiyorum. Başika'daki olay biz ona birlik korubası deriz. Çevre güvenliği çerçevesinde bu komando, tanklarla takviyeli komando birliği yapışkan bir birliktir. Bir bölgeyi tutmaya yönelik aslında yani savunma amaçlı bir takviyeden bahsediyoruz. Taarruzla alakalı bir şey değil. Ama bu şunu bence sağladı. Yani Türkiye bir ben bölgede varım dedi. Yani o çok önemli bir şey. Yani Musul'da bir oldu bittiye izin vermem. IŞİD sonrası Musul'u kardeşim ben de masada olmak istiyorum mesajını nazik bir şekilde sahada bir realite yaratarak Rusya'nın tam da uyguladığı stratejiyi Rusya'ya uygulayarak göstermiş oldu. Ve 48 saatte hani çekilmeme olayı vardı biliyorsunuz. Çekilmeyerek de bu konuda ciddi olduğunu gösterdi. Hı hı. Aynı zamanda şeyi yakalayalım. Kasım ayı başında Sayın Sinirlioğlu'nun Dışişleri Bakanı iken ki Irak ziyaretinde, Kuzey Irak ziyaretinde bu işin son olarak tamamlandığı, planlandığını biz biliyoruz. 24 Kasım'daki Rus uçağı düşürüldükten sonra Türkiye'nin bu kararı ertelememesi veya iptal etmemesi, yani bu takviye kararını, da bence bir kenara not edilmeli. Bu Türkiye'nin bu konuda önemli, kararlı olduğunu gösterir. Biraz Amerika'nın himayesinde alındığını ben burada değerlendiriyorum. Yani burada şu çok önemli. Irak'ta özellikle Sünni karakterinin korunması ve bir Sünni şey diyorum ben buna, Sünni İslam da diyebiliriz. Bir Sünni butik güç. Yani içinde bölgesel Kürt yönetiminin de olduğu, Iraklı Kürtlerin de olduğu, işte Nüceyfi aşiretinin başını çektiği Sünni Arapların olduğu Musul merkezli bir yapı ve Suriye'deki Sünni Araplar da buna entegre olabilirse, hani bu aralar coğrafyada biliyorsunuz otonom yapılar, özerk yapılar falan çok moda. Ki aslında bakın onu da yakalayalım, dünyanın gidişatı da bu. Benim size bir tezim var, ileride onu inşallah tartışırız sizinle. Ulus devletler gerçekten güneş altında eriyen buz misali eriyorlar. Siz şimdi eski olan üzerinde de diretebilirsiniz, saygı duyarım, tartışırız ama eğer yeniyi yakalamak istiyorsanız bu bir nehir. Nehrin tersinden akmasını isteyemezsiniz. Çünkü fizik kuralları yukarıdan aşağıya doğru akar. Ben bu nehrin içine gireyim, bunun yatağını nasıl değiştirebilirim bir tercihtir, onu yapılması lazım. Yani bölgede özellikle bu bahsetmiş olduğum buz kütleleri eridikçe, siyasi yapılar eridikçe devlet medeniyet kompleksleri oluşacak. Evet. Bakın bu çok önemli bir şey. Devlet medeniyet kompleksleri artık böyle siyasi sınırlar çok önemli değil.
belirsizleşmiş. Belki bir Amerika'da bunu Robert Kaplan falan zamanında yazdılar. Tabii bunlar yani bundan 10 sene önce konuşuldu. Yeni bir orta çağa mı giriyoruz acaba? Evet. Hani artık siyasi sınırlar belirsizleşmiş, güç merkezleri. Şimdi burada şu çok önemli, önemli bir nokta bakın. İşte bu yeni düzen fikri, yeni nizam fikri, yeni model arayışında Ankara'ya insanlar yüzünü dönecek mi? Yani bu çok önemli. Sahada mesela ben Diyarbakır'daki bir insanın Ankara'ya yüzünü dönmesi, yani kardeşim nereye dönüyorsun, güneş nereden doğuyor dediğinde Ankara'ya dönebilmesi lazım. Erbil'deki ve Musul'dakinin de dönebilmesi lazım. Kosova'dakinin de dönebilmesi lazım. Batum'dakinin de dönebilmesi lazım. Hama'daki, Humus'takinin, Halep'tekinin de dönebilmesi aynen lazım. Şimdi çok, çok güzel ama burada ben halen daha sahada baktığımız zaman şu anda bence doğru bir hamledir. Ama bu doğru hamlenin nasıl yönetilebileceği ve bahsetmiş olduğumuz o düzen, nizam fikrinin nasıl oluşturulabileceği, bunun temel mekanizmaları, içine katacağınız şeyler, insanları da çok da böyle ürkütmeden ve ekonomi merkezli bir yapı bence çok daha önemli. Peki burada onu önerebilmek lazım. Evet, burada çok önemli bir konu, aslında önemli bir düşünce ya da önemli bir tartışma beni çok ciddi anlamda meşgul ediyor. Kendi iç dünyamda, kendi ifade etmeye çalıştığım köşe yazılarımda en azından. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu okuyabilecek teknik donanımlı idarecilerimiz çok var mı? Çok yanlış bir soru. Şöyle söyleyeyim size. Ya bunu bilerek soruyorum. Soru doğru bir soru. Bana göre yanlış. Şöyle söyleyeyim ben. Türkiye'de herkes başkan, herkes lider. Evet. Sokağa çıkın başkan diye bağırın efendim. Bakar. En az 50 kişiden 40'ı geri döner bakar. Karar alıcı bence Türkiye'de artık yeterince var. Lider yeterince var. Bence asıl Türkiye'nin sıkıntısı olan şey, bunu hep söylüyorum ben. Hani bizim yaşlarımızda orta düzey karar destekçiler diyorum ben. İkinci adamlar, üçüncü adamlar. Yani kurmay heyeti. Bir komutan, bir lider yanındaki, etrafındaki karargahı kadar güçlüdür. Artık yeni dönemdeki güç ve bilgi paradigması, bakın hiyerarşik şeyleri bir kenara bırakalım. Eski paradigma, evet, bilgi piramidi düşünün. Bilgi piramidinde sizden daha bilgili hep yukarıya bakardık. Makam olarak, hiyerarşi olarak bizden daha büyükler yukarıdakiler. O yüzden hiyerarşik olarak onlar yukarıdaydı. Ama yeni dönemdeki o postmodern anlayışta sizden daha çok bilgili henüz doğmayandır. O zaman aşağıya bakacaksınız. Yani burada o zaman ben şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin, Ankara'nın, yani özellikle genç vurgusuyla da bunu vurgulamak istiyorum. Yazılarımda çok ben bunu önemsiyorum. Evet, o yüzden de biraz insanlar da bana ya kardeşim o kadar etrafta bu kadar Türkiye için endişe verici, kaygı dolu gelişmeler olurken sen niye de böyle yazıyorsun? Bir aptal gülümsemesi nedir bu aptal iyimserliğinin sebebi? Ben vallahi şunu söyleyeyim, hani üniversitelerde de aşırı neşiriz, biraz hocalık boyutumuz falan da var. Hiç ayırmadan da söylüyorum. Yani sağcısı, solcusu, İslamcısı, işte komünisti, işte Kürdü, Türkü, Alevisi, Lazı, Çerkezi, o 18-25 yaş arası gençlere ben aşığım. Gerçekten aşığım. O dinamizme aşığım. Evet. Yani şimdi ben onu şey yapıyorum. O genç dinamizmi, enerji, o bahsetmiş olduğumuz karar destekçiler, orta düzey karar alıcılar. Yani Türkiye'nin şu anda nüfusunun %40'ı 30 yaş altı. Ve bu gençler bu dinamizmini, ben yani içim acıyor. Gerçekten içim acıyor. O enerjiyi bizim geleceğe yönelik yüzlerini çevirip akıtabilmemiz lazım. Şu anki liderler bahsetmiş olduğum ikinci ve üçüncü adamları, kaliteli ikinci, üçüncü adamları ki sahada çalışanlar onlar ve sağlam karar destekçileri. Buradan da insan sermayesine gidiyoruz. İnsan sermayesi çok önemli. Bakın Hindistan'ın hamlelerini yakalayalım. Yani bu konuda insan çok, sermayesi, çok, bilişim, inovasyon, yani yeni fikirler, yeni üretim tipleri. Yani çocuk bir fikrim geldi diyor. O fikri çok güzel bir şekilde internete taşıyor. Bir sene sonra bakıyorsunuz işte 300 milyon dolarlık bir yapının adam başında CEO'su, evet, oturuyor gibi. Yani bu tarz bir orta gelir tuzağı dediğimiz şey de o zaten. Bu endüstri merkezli bakış açısı ve hiyerarşik yaklaşımlarla biz artık geleceği kodlamamamız lazım. Yani yani aslında ben görebildiğim kadarıyla IŞİD bir yıkımdır, yıkma makinesidir ama IŞİD sonrası zihinlerin ve materyal mekanın yeniden inşasında, hani çok merak ediyorum Türkiye ne vaat ediyor bölgeye? Yani keşke bu 2007'ler, 2010'lar dönemindeki o iyimser havayı hatırlayın. Şu anda aslında belki coğrafyanın tam da ihtiyacı olan şey ama insan sermayesi açısından Türkiye buna ne kadar hazır? Yani bu beni çok ciddi endişeye süren bir, yani düşüren bir soru.
Gençlerde büyük bir dinamizm var, büyük bir enerji var. Biz bu enerjiyi ne kadar kullanabiliyoruz ve nerelerde harcıyoruz? Bu da çok önemli. O atarlı, adrenalini yüksek, ağır adrenalin baskısının altında olan gençleri nasıl güzel yönlendirebilirseniz bölgede bir fark yaratabilirsiniz. Buna da bence sormak lazım. Yani liderden ziyade, karar alıcıdan ziyade, karar destekçi, başkandan ziyade ikinci, üçüncü adam kalitesi, ben ona bakıyorum biliyor musunuz? Yani bir insan ne konuştuğu, ne şey yaptığı önemli değil. Etrafımızda var girdiğimiz çevrelerde. Evet. Ona danışmanlık yapan, ona fikir öneren, onun karargahı veya onun yanındaki danışmanları, yardımcıları denen ekibin ilişkilerine, konuşma tarzına, bilgi seviyesine, onlara bakıyorum. Oradan zaten karşınızdaki insanın hacmi, çapı, kalibresi ortaya çıkıyor. Peki, çok ciddi anlamda Türkiye olası bir 3. Dünya Savaşı'na girer mi? Şeyi beklemiyorum. Ya da bir 3. Dünya Savaşı'ndan olmaz. Söz edebilir miyiz? Böyle bir 3. Dünya Savaşı olmaz. Şu nedenle olmaz. Şu anda dünya toplam cirosu, yıllık cirosu ortalama 60 trilyon dolar gibi bir rakam. Ekonomik göstergelerle bakıyorum. İşte bunun yaklaşık bir 1/4 kadar Amerika, işte 1/4 kadar Avrupa falan. Ekonomik açıdan kimin eli kimin cebinde belli değil. Doğru. O kadar bir karşılıklı bağımlılık var ki. Kesinlikle sahada biz hani şeyde şu anda Doğu Akdeniz'de bir sürü gemi geliyor. Suriye'de, Irak'ta hiçbir zaman bence hata olmadıktan sonra bakın onu da şöyle yakalayalım. Geçen hafta içerisinde Amerika uçakları yanlışlıkla bir Suriye şeyini vurdu, hedefini vurdu. Evet. Suriyeli 3 tane asker orada öldü. Amerikalılar Esad'a özür dilediler. Yani yanlışlıkla oldu ama sakın ha yanlış anlamayın. Bakın Amerika Esad'dan özür diliyor. Doğru. Yani burada böyle büyük güç aktörlerinin doğrudan tokuşmalarını ben beklemiyorum. Böyle bir bizim anladığımız şekilde tanklar, toplar, uçaklar bir yerde karşılıklı iki ülke kafa kafaya giriyor değil. Zaten işin doğasında da bu yok. Savaşın, doğru, çatışmanın değişen karakteri, daha muğlak, daha belirsiz süreçler, daha dolaylı yaklaşımlar, proxy wars dediğimiz vekalet savaşları, siber, bakın hiç konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Türkiye'nin, doğru, geçen yılki elektrik kesintisi, bakın onun altında biraz, evet, desteğiniz neler çıkacak. O hatta çok önemli bir şey. Son 4 yıldır Amerika Çin'i sürekli Pentagon'a girmekle suçluyor. Evet, çok ciddi, doğru, anlamda. Çok doğru. Türkiye'de devlet birey ilişkisi ve devlet toplum ilişkisini anlamak istiyorsanız Türkiye'nin elektrik dağıtım şebekesini nasıl yönettiğine bakın. Evet. Yani o çok önemli. Şöyle söyleyeyim ben. Yerelleşme dediğimiz argüman, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Biraz Kürtler bu dalganın üzerinde sörf yapıyorlar, Kürt siyaseti, ama kendi ideolojik şeyleri nedeniyle, evet, ve çok kızıyorum ben. Bakın bu gene önemli bir trend. Yani artık vatandaş, yani çok da böyle devletin her türlü konuda hayatının içerisinde olmasını istemiyor. İstemiyor. Bu sadece çok Türkiye, doğru, özgü bir şey değil. Olmamalı zaten. Moğolistan'da da böyle, evet, Arjantin'de de böyle, işte Endonezya'da da böyle. Yani o bahsetmiş olduğum o şeyler çok önemli. Demel, yani dünyayı şekillendiren mega trendler. Bu mega trendleri üzerine binerseniz iyi sörf yaparsınız. Kürt siyaseti bazı yerlerde ne yazık ki biniyor bunun üzerine. Şımarıkça bir. Tabii, evet, ki. Yani Avrupa Birliği, yerel yönetimler falan, bunları şey yapın. Çok, ama doğru, siz de dediğim gibi yani akan nehrin, ya bu nehir niye yukarıdan aşağıya akıyor? Hayır, sevmedim. Aşağıdan yukarıya aksın da diyemezsiniz. O zaman bize düşen, bizim gibi insanlar için, o nehrin içine cumburla patlayacağız. Yatağını mümkün olduğu kadar kendi istikametimize doğru değiştirmeye çalışacağız. Yoksa diğer türlü elinizi cebinize sokun, dışarıdan küfredin. Yani maalesef, bu maalesef doğru bir yaklaşım değil. Maalesef. Peki, önemli bir analiz, fikir adamı olarak, analist olarak, fikir adamı olarak orta ve kısa vadede Türkiye'de en önemli 3 eksik ve en önemli 3 gelişim nedir sizce? Yani birinci eksik dediğim gibi insan sermayesi. Yani o çok önemli. Gençlerin önünün açılması. Bakın size net bir soru söyleyeyim. Çok net bir soru. Çok hoşuma gitti. Yani bunu da geçen gün düşünürken şey yaptım. PKK, evet, YDG ile gençleri konuşuyoruz değil mi? Evet. Sur'da bu gençler teröristler kimine göre. Fırtına estiriyorlar. Polisimizi, askerimizi şehit ediyorlar. Siz PKK'nın bir YDK'li genci yurt dışına yüksek lisansa veya doktoraya gönderdiğini duydunuz mu? Hayır. Başarılı bir Kürt gencini. Mesela gitsin, hayır, Rusya'da doktoraya göndersin, Amerika'da yüksek lisansa göndersin. İnsan sermayesini yükseltmek istemiyor demek ki. Çünkü tekrar ediyorum, bakın bu çok önemli bir gösterge. Veya bu, evet, gençleri ben nasıl şey yapayım? Veya atıyorum şu anda Cizre'de, hı hı, 122 bin nüfuslu Cizre'de, o Bouazizi dediğimiz Tunus'ta 2011, evet, yılında kendini yakan üniversite mezunu işsiz bir gençtir. İşporta tezgahını zabıta kırdığı için kendini yakmıştır. Yaptı, ve doğru, aslında hani nedensel mekanizmada konuşuruz ama Arap Baharı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Şu an Cizre'de 15 bin tane Bouazizi var.
15 bin tane. Yani ben HDP'nin bir genç, nitelikli genç işsizlik konusundaki şeyi nedir acaba? Bir vizyonu var mıdır? Bir model önerir mi? Bu sorunu nasıl çözecek acaba? Çok merak ediyorum. Araştırdım. Parti programlarına baktım. İşte raporlarına şundan hiçbir şey yapacağım. Yok. O zaman bu çatışma dinamiğiyle... Geleceğe taşıyacak hiçbir şey yok. 2030'ların, 2040'ların Diyarbakır'ını birisi bana Allah rızası için anlatsın mesela. Yani burada şu önemli. Üç şey dediniz. Bir, insan sermayesi. İkincisi... Türkiye'de en büyük sıkıntı, her kesimden insana söylüyorum ben, siyaset üstü bir söylem olarak, Türkiye'deki en büyük hatalardan bir tanesi biz hayatı dikiz aynasına bakarak algılıyoruz. Ve arabayı da öyle kullanıyoruz. Yani dikiz aynasına bakarak hayatı algılarsanız da o nostaljik, o retrospektif derler. Evet. Yani arkaya bakarak hep arabayı sürme, hocam tostlarız arabayı. O yüzden şu dikiz aynası, niye dikiz aynasına bakar bir insan? Birileri beni takip ediyor mu? Evet. Onu yapmayacağız hocam. Arada bir dikiz aynasına bakalım, önemli çünkü kullanmak lazım ama hep yüzümüz önümüze dönsün. Prospektif, yani geleceğe yönelik konuşmamız lazım. Evet. Türkiye'nin 90'ları, 2000'leri veya anı, ben ona şey diyorum, anın sonsuz şimdinin içinde hapsolmak veya anın yapışkanlığı. Bakın hendeğin içine bütün Türkiye düştü, kaldık hendeğin içinde, çıkamıyoruz. Ya birisi Allah rızası için bana hendeğin ötesini... Bir başbakan da çok talihsiz bir açıklama yaptı, sizi oraya gömeceğiz. Yani bilmiyorum işte o çok hep beraber gömülürüz, o bizim mezarımız haline gelir. Bana birisi de hendeğin ötesini anlatsın. Yani o hendeğin ötesinde ben gittim oralarda konuştum Cizre'de, Diyarbakır'da o çocuklarla, Sur'daki, Nur'daki, Cizre'deki. Çocuk bana ideolojik çok hızlı cevaplar veriyor. İşte hocam hendeği şöyle yapıyoruz, bu nedenle hendek var falan filan. Biraz deşince 200 soru soruyorsun, arka plan boş. Dökül, ezberletilmiş. Yok, arka plan boş. Arka plan o hendeğin ötesine geçebilmek. Yok. Yani tekrar ediyorum, bir insan sermayesi, özellikle gençler, şu anda onların enerjisine çok ihtiyacımız var. Onlarla ilgili çok sağlam... mega argümanlar düzeyde lazım. Çok sağlam eğitim planları lazım. İkincisi şey çok önemli, o bahsetmiş olduğum söylemi geleceğe çevirmek, yüzü geleceğe çevirmek, Türkiye'nin 2030'ları, 2040'larını ortak bir dille inşa edebilmek, bu çok önemli. Üçüncüsü bence Türkiye'de biraz her şeye biz biraz kesin inançlı yaklaşıyoruz. İnanmak bize çok kolay geliyor. İnanmadan önce biraz anlamak ve sorgulamak lazım. Yani yani anlamaya çalışmak, bu çok önemli. Biraz bir şeylere, mevzulara kafa yorabilmek. Ve böyle bir izolasyonist, hani böyle bir dünya sadece Türkiye değil, mutlaka var bir güç mücadelesi. O güç mücadelesi içerisinde Türkiye var olma çabası içerisinde bir vahşi ormanda gibi düşünün bizi. Kaosun içerisindeyiz. Bir korku tünelinden geçiyoruz. Ama buna rağmen bu korku tünelinin sonunda ben görüyorum ki eğer iyi kullanabilirsek Türkiye için çok güzel fırsatlar var. Ama iyi kullanabilirsek ve süreci iyi yönetebilirsek. Yani tehdit tarafında değil, fırsat tarafından bakmak lazım. Zamanın ruhu dedik. Hani bu şey gibi düşünün. Belki de tarih bize öyle bir fırsat ortaya çıkardı, oluşturdu ki bir daha da bu olmayacak. Yani bu kaçtıktan sonra ondan sonra arkadan bir bakarsınız. Yani bir sonraki istasyona gitme imkanınız yok. O nedenle çok doğru, Türkiye çok sağlam bakabilmesi lazım. Üç tehlike, bir siyasi kutuplaşma. Herkesin kendi mahallesinde, kendi gettosunda, kendi zihinsel gettosunda yaşaması. Bugün ben niye buradayım? İşte sizle bu alışveriş yapabilmek için o zihinsel gettoları yıkmak lazım. Diğer mahalleleri en azından Türkiye içerisinde açmak lazım. Siyaset kurumu çok önemli. Bence sorunun değil, çözümün bir parçası olması lazım. Toplumun toplumsal ihtiyaçların önünde gitmesi lazım. Alan açması, model önermesi. Mümkünatları daha çok, mümkünat oluşturması ve insanların tartışmasına sağlaması lazım. Sivil toplum çok önemli. Onu çok önemsiyorum Türkiye'de ve bu çok kritik de bir şey. Yani biz hep üçüncü göz diyoruz. Bakın ben size üçüncü göz önereyim. Devletle PKK arasındaki çatışmada 25 yaşı altı genç akil önerim var benim. Yani 25 nedir? Yaşın altında ya bu çocuklar, yani Türkiye'nin her yerinden, her siyasi görüşten, her ekonomik, her eğitim grubundan böyle bir genç konseyi gibi bir şey oluşturalım. Ulusal düzeyde de olsun, şehirlerde de kurulsun. O genç konseyleri hakemlik yapsın. Bakın çok önemli. Yani Türkiye'nin, çünkü biz o gençlerin geleceğini, o gençleri çalıyoruz. Yani şu anda Diyarbakır'daki çatışma Diyarbakır'ın 2030'ların enerjisini götürmüyor mu? Şu anda yok bile aynen değil, öyle. Yok, Hakkari'deki bile çatışma bunu götürmüyor. Ankara'daki bu dediğim gibi o gençlerin geleceğinden çalıyorsak bence bu gençlere biraz hem yetki verip hem de fırsat verip kardeşim giden sizin geleceğiniz. Bakın bu iş böyle olmuyor. Bir şeyler önerin, bir şeyler tartışın. Bunu diyebilmek lazım. Yüzümüzü oraya çevirebilmek lazım. Bunu da çok önemsiyorum. Biraz burada biz büyüklerin ikişer adım geriye çıkmamız gerekiyor, aynen öyle değil hocam. Mi?
Aynen öyle. Dediğim gibi yani 27 yaşında çocuk Dışişleri Bakanı oluyor Avusturya'da. Evet. Yani orada bakın o biz gençleşme dediğimiz bugün, dediğim bugün şey. Konuştuk. Tabii. Bugün konuştuk. 70 yaşında bir meclis başkanımız var. Hatta ben şimdi şey demiştim. 55 yaşın üzerindeki herkese siyaseti yasaklamamız lazım. Yani öyle tabii şimdi ki. Değil, şimdi değil. Gelecek aynen, dönemde. Aynen öyle. Gelecek yasakçı, dönemde. Yasakçı bir anlayışla değil ama burada şu var. Yani, hayır, hayır. Anayasayla vesaire vesaire değil. Zihniyet olarak, zihniyet düşünce olarak. Yapamaz. Bir mahal yani toplumsal baskı evet, unsuru olarak, evet. Bir psikolojik artık baskı unsuru bizim, olarak tabii. Artık bizim önümüzdeki 100 yıl içinde aynen 55 öyle. Yaşı doldurmuş hiç kimse uğraşmasın. Onu yapamazsınız, evet. Bir de o işte çok önemli, o orta gelir tuzağını ben önemsiyorum evet. Hocam. Türkiye şu anda 10 bin dolara 3-4 senedir vurup vurup iniyoruz aşağıya. Bakın o sıçramayı yapabilmemiz için işte dediğim gibi biraz o çoğulculuk, biraz gençlerin önünü açmak, inovasyon çok önemli bir şey. Yani yeni fikirlere, yeni düşüncelere alışma ve aynı zamanda Türkiye'de çok ciddi bir kurumsal dönüşüme de ihtiyaç var devlet içerisinde. Burada şu var, yani belki yani siz, sizin televizyonunuz, bu da çok önemli bir şey. Türkiye'de yeni bir yani değişim, eskiyi tamamen külliyen red değil ama eskiyi yeniye nasıl kavuşturabilirim? Çağla nasıl buluşturup yeniden yorumlayabilirim? Ya da illa eskiyi konuşmak zorunda mıyım? Aynen o öyle. Mesela güzel bir örnek vereyim size. IŞİD dediğimiz örnek. Bu gençler IŞİD'e katılıyor. Bu gençler do it yourself İslam. İngilizce'de evet. Öyle diyorlar. Kendin yap İslam'ı. Evet. Yani oradan alıyor, buradan alıyor ve kimliğinin bir parçası. Bu gençlerde konuştuğum için biliyorum ve akademik yayınlarda da bu. Şunu diyemiyorsunuz. Kardeşim sen kandırıldın, kandırıldın. Yani bak dur ben sana bir gerçek İslam'ı bir anlatayım ama sen kandırıldın. Sen bu yaklaşımla gidince olmuyor. Bu insanlara mesela bu gençlere işte yeni bir radikallikten arındırma metodu ve Türkiye'nin baki işte o şeye bakalım, kadim geçmişine bakalım. Aslında şu anda Türkiye için, Balkanlar için, Orta Asya için, Uygurlar için Türkiye coğrafyaya doğrudan o sinir uçlarına dokunabilecek, tarihi ve kültürel arka planını alabilecek bu Hanefi Maturidi yaklaşımını, kadim Sünni ekollerini, yaklaşımlarını bir radikallikten arındırma modelini de bizim şu anda tartışıyoruz. Gelenekselliği tamamen Türkiye'de. Evet, gelenekseli reddetmek değil, gelenekseli ben çağla nasıl buluşturabilirim? Aynen öyle. Yani bu çocuklara YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta bunları nasıl bir metodolojiyle, nasıl bir dizaynla bu işi anlatabilir mi? Bence kafa yormak lazım. Çünkü eğer biz bunlara kafa yormazsak şayet, bakın güzel bir şey var, benim hoşuma gidiyor IŞİD'le alakalı, Oliver Roy söyledi onu, Fransız saldırılarından sonra. Eğer biz bunu yapamazsak, İslam'ın radikalleşmesi tezi değil, tam tersine İslam'ın araç bir enstrüman haline getirilip küresel itirazın, küresel radikalizmin İslamlaşması gibi böyle bir garip bir yöne doğru gidiyoruz. Bu şu demek, yani Paris'te hiç şey olmayan o çocuklar gibi işte evet. Barda hayatı geçen, işte alkol kullanan, hiçbir şey düşünmeyen, hiçbir şey düşünmeyen çocuklar İslam'ı seçtiklerini düşünüp ölebileceklerini düşünerekten IŞİD ve İslam adına bu eylemleri yapıyorlar. Ve bu anlamda da işte bu İslam'ın adını kirletmiş oluyorlar. Çok haklısınız. O zaman küresel İslam'ın, düzeltiyorum, küresel radikalleşmenin, küresel bu abuk sabuk, sapık akımların İslamlaşmasına nasıl engelleyebiliriz? Bu da bence önemli bir soru. Diyanet bu konuda çok zayıf kaldı. Hatta neredeyse hiç ses çıkmıyor. Yani aynen öyle hocam. Bir rapor yayınladılar ama onlarla da yani birkaç şeyle benim irtibatım var. Diyanetin sadece Türkiye için değil. Tekrar ediyorum. Bakın Kazakistan'da görüştüğüm insanlar var. Kırgızistan'da var. Balkanlar aynı şekilde. Bahsetmiş olduğum bu yani Hanefi Maturidi ekolünün genel olarak hakim olduğu ve temel Sünni ekollerin hüküm sürdüğü bu coğrafyada bir radikallikten arındırma modelimiz yok bizim. Bu konuyla ilgili tartışma bile yok. Yok. Yani açamıyoruz burada, zaten. Aynen açamıyoruz. Öyle. Ve şuna da dikkat edelim bakın. Yani biz her ne kadar şu aralar onu tartışmasak da hani belki fısıltı gazetesi şeklinde insanlar, ben onları duyuyorum. Hani kendi eş dost meclisi içerisinde ya şu da gitmiş, bu kızıyla birlikte işte şu ailesiyle gitmiş falan gibilerinden veya şu şuraya artık devam etmeye başlamış gibilerinden evet. Konuşuluyor. Bunu dile getiremiyoruz bakın. Bir dip dalgası şeklinde burada biraz aşırıcı selefi akımlar, silahlı şiddeti benimseyen aşırıcı selefi maalesef, akımlar. Maalesef. Bunlar biraz Türkiye'de taban tutuyor gibi geliyor aynen. Bana. Bu konuda da duyarlı olmak lazım. Aynen. 3-4 dakikalık çok kısa bir vaktim kaldı. Şunu sormak istiyorum. Hani bir emekli askeri personel olarak evet. Bunu soruyorum. Merak da var işin içinde. Ciddi bir askeri elektronik sanayimiz var. Aman yanlış anlaşılmasın. Mark evet. Olarak ASELSAN'dan bahsetmiyorum. Tabii. Hani gelişme, inovasyon açık.
askeriye ve devlet bunu bütün sanayi ortamına yaymış yani durumda çok mı? Çok önemli. Bakın durumda bunu mı? Söyleyeyim. Ben savunma sanayisini biraz bilen bir insanım. Amerikan sistemini getirsinler Türkiye'de savunma sanayisine. Temel Amerikan sistemi nedir biliyor musunuz? Aynen rekabetçi piyasa şartlarında. Devlet ihaleyi açar. Devlet ihaleyi açar. Bütün firmalar giderler, katılır. Yani Aselsan'ı da gitsin katılsın. Ostim'deki firması da, evet. Konya'nın sanayi bölgesindeki firması da katılsın. Ve hepsi eşit şartlarda yarışsın. Amerikan ekolü budur. Bu sayede olursa şayet siz rekabetçi ortama savunma sanayisini taşırsanız, evet. İnovasyonun önünü açmış olursunuz. Daha az maliyette daha kaliteli çözümlerin önünü açmış olursunuz. Ama Türkiye'deki ekol ne? Bakın bu çok önemli bir şey. Türkiye'de mesela devlet bir alıma çıkacak. Bir piyade tüfeği diyelim. Almak istiyor devlet. Bu piyade tüfeğini savunma sanayi müsteşarlığıyla X savunma şirketini, o büyük monopole sen yap bunu diyor. Monopol de kendi taşeronlarına dağıtmaya başlıyor. Evet. Hal böyle olunca da bir ulufe sistemi gibi bir şey oluşuyor. Yani bu aynı zamanda rekabetçi piyasa şartlarına bence en muhalif şeylerden bir tanesi. Aynen. İkincisi ise işte bu bahsetmiş olduğum savunma sanayisindeki monopollerin, büyük yapıların bir şekilde kendi sistemlerini yürütmesini, o şeyi, yapıyı bozamamanıza bilgi neden oluyor. Bilgi teknolojiyi de kendi getirecek. Tabii. Şimdi bilgide bakın, onu az önce konuştuk. Bilgi hiyerarşisinde dedik. Artık yeni anlayış benden daha bilgili olan henüz doğmayandır. Evet. Şimdi atıyorum, yani Ankara'da bir bodrum katında 4 tane çocuğun yapmış olduğu bir yazılım gerçekten işe yarayabilir. Yani X firmasının bilmem ne 70 tane mühendisiyle bilmem kaç milyon dolarlık yazılımından daha fazla. Ama bu çocukların o rekabetçi piyasa şartlarında, ya biz varız, fikrimiz var, bakın ürünümüz de var, buyurun bunu değerlendirin deyip savunma sanayi müsteşarlığına bu çocuklar gitse herhalde kapıdan içeri giremezler. Evet. Ama o bahsetmiş olduğum serbest piyasa, rekabetçi şartlar, herkes açık ihale, yani tek bir kuruma sen bu işi yap diye görevi vermem, o kurum taşeronlarını yapmaması bence hem inovasyonun, yani hem de bu piyasadaki hareketliliğin önünü açar. Önünü açar. Zaten şunu da yakalayalım, eğer siz savunma sanayisinde teknolojiyi iyi kullanır hale gelemezseniz ve bu tarz serbest piyasa ekonomisini herkesin erişimini açamazsanız, bu orta gelir tuzağında aşamazsınız. Amerika'yı Amerika yapan, Batı'yı Batı yapan şey askeri teknoloji ve askeri savunma sanayisidir. Sayın Metin Gürcan, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah ilerleyen dönemde sizi tekrar konuk etmekten onur ve mutluluk duyarız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, yayınımız sona erdi. Hayırlı akşamlar diliyorum.